Evet, Ayşe Nurcuğum senle devam edelim canım. Önce aslan, sebeplerini duyalım. Misafirperverliği çok güzeldi. Onun için teşekkür ediyorum. Ama evi bana uygun değildi. Yani bana uygun değildi derken... Uyum mu yoktu? Evet, uyum yoktu. Çok kalabalık, artı yani uyum sağlayamamış. Peki, aynı pervinler puanını görelim, onun üzerine konuşalım, olur mu? Tamam. Teşekkür ederiz. Benim sana puanım 2 puan. Aslanım 2 puan verdim arkadaşıma. Evet, evet. Misafirperverliği güzeldi. Hı-hı. Bir de yemekteki sunumları güzeldi. Daha fazlasını veremezdim. Fatma Nur'a haksızlık yapmış olurdum. Fatma Nur'un evi daha yani güzeldi. Daha iyiydi yani, bu ev. Yani daha iyiydi. Evet. Evet, yaklaşık aslında Pervin'le Ayşenur'un yorumları birbirine çok yakın. Evet. Aycan'cığım bir yani şey söylemek ister misin? Yani Ayşenur en azından dobra. Yani beğendiğine beğendim, beğenmediğine beğenmedim deyip geri geliyor laf tutuyor. Ama geri geliyor her şeyi yapıyor. Ben hiçbir şeye beğendim demedim ki zaten. Bir tek sofrada beğendiğimi söyledim. Ben bilmiyorum, ben mi yanlış hatırlıyorum? Sadece ben mi böyle düşünüyorum Aslı Hanım? Ben böyle çok beğendim beğendim demedim hiçbir şeyi. Yani bilmiyorum. Ama her yerde evet, beğendiğini söyledin. Evet, evet. Dün de Fatma'nın evinde Pervin'i genelde beğendim. İzlediğinizde anlayacaksınız zaten. Evet. O yüzden yani biz Pervin'i. Tarzın biraz daha zayıf olduğu için seni. Ben sert bile değilim sadece. Mesela bunu beğenmedim derken de muhtemelen sert bir şekilde söylemediğim için o an kimse kötü algılamıyor herhalde. Kötü, zaten kötü söz ama güzel bir şey mesela değil. Mesela ben de beğenmediğim şey yani ben burada üç renk var dedim mesela. Evet. Bunu bağırarak, yani? Üç renk var dedim. Bağırarak söyleseydim bayağı olay çıkacaktı. Ama ben sakince söylemeyi tercih ettim. Pervin, evet. Ayşenur mesela koltuklara yorum yaptığında sen hayır koltukları güzel dedin. Evet. Yani ben yanlış duymadım. Yani değil mi? Doğru hayır, söylüyorum ben yani. Ben şunu dedim. Koltuklarla TV ünitesinin bir problemi yok. Buradaki renk uyumu var. Tamam, ama renk uyumu var dedin. Okey, onu da tamamız zaten. Değil. Sen koltukları güzel, hayır koltukları güzel ben dedin. Adım kadar dedim, da eminim. O tarzda evet. Yorum yapıldı. Evet. Evet, 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 evet. Öyle söyledi. Şermin'cim, senin puanın kaldı. Merak ediyoruz. Kısaca senden de duyalım sebeplerini. Karşılaması güzeldi. Onda bir sorun yoktu. Beğendim. Çeyizini birkaçları hani beğendim. Onun dışında beğendiğim pek fazla bir şey olmadı. Sofrasında gene beğendiklerim birkaç olmadığım oldu. Onun dışında başka yok şu an. Puanlı göreyim canım. Benim sana puanım. İki puan. Yani en azından beğendiklerini evet, beğenmediklerini söylüyorlar. Yani bu arada... Ama ben yani Aslanım, iki puan ben çok az. Bir dakika, Şermin bir şey söyleyecek, bir bitirsin. Aslanım az önce evet, kendisi benden özür diledi. Evet, evet, özrünü kabul ediyorum. Çünkü gün boyu bana sinsi dedi. Ama asıl burada sinsinin kim olduğunu kendisi gördü. Ben de sana zaman niye sinsi dedi, hala onu anlamış ben de bilmiyorum. Aslında kötü bir görmedim. De... Aslında kötü niyetle değil, söylemedim. Yani yine belirttim. Hayır hayır aslında öyle değil. Yani sadece sessiz durduğu için Pervin. Evet. Mesela dün çok fazla yorum yapmadı. Ha şey derler hani sessiz atın çiftesi pek olur. Aslında onu demek istedim. Evet. Yani öyle sessiz duruyor ama alttan evet, yani bir ürküyorum, bir korkuyorum, bir gürültü evet, var. Şey değil evet, mi hani söylediğim zaman söylüyorum yani. Vallahi hiç bana öyle gelmedi. Yok yok zaten değilmiş gördük. Evet Pervin sen bir şey söylüyordun. Ayten yani şunu açıklamak istiyorum. Şöyle şimdi evini gezdik. Yorumlarımızı yaptık ama şimdi sırayla bir yorum yaptık. Bazen ben 4. yorum yapan kişi oldum ve arkadaşlarım benim detaylarımı, benim fark ettiğim detayları benden önce söylediler. Ve ben onların söylediklerini tekrar etmedim. Aslında onların söyledikleri benim zaten aklımdaydı ama şimdi tekrara düşmek için mesela örnek veriyorum Fatma Nur perdeyi söylediyse ben tekrar perde kötü demedim. Anladım. Ya da beğenmedi demediğim evet, için. Bence o de öyle ya da ben de beğenmedim diyebilirdin ama o an diyebilirdin. Yani sen hayır çok güzel dediğin için ben sana bu yorumu yapıyorum şu an. Yanlış ama söz konusu olabilir. Hayır değil. İzlediğinizde bakacağız. Evet sana, göreceksin. Toplamda gelinlerden 7 puan aldım. Evet. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Tamam. 3 yıllık gelinimiz Aycan bizi gayet zarif bir şekilde kapıda karşıladı. İçeri geçtiğimizde
kahve sunumunda eşi Çorumlu olduğu için bize enteresan bir mix hazırlamıştı. Türk kahvesiyle leblebi ununu bir araya getirerek kendince bir lezzet ortaya çıkarmıştı ve onu ikram etti bize. Değişikti aslında. Sonrasında salon yorumuna geçtik. Evet, salonu son derece küçüktü. Yani bu eve taşınıncaya kadar bu kendisinin üçüncü evi. Dolayısıyla hem eşyalar yıpranıyor hem de her evin tabii ki şekline göre eşya alması da mümkün olmuyor insanların bu hayat bağlılığında. Dolayısıyla kendince bir uyum yakalamış mı? Evet, yakalamış. Çok küçük bir ev olmasına rağmen açık tonlar kullanarak duvarda ferahlık yakalamıştı. İlişki testinde çok başarılılardı eşiyle birlikte. Bayıldım ilişkilerine. Gerçekten çok tatlı bir çift. Yemek masasında siyah örtü ve peçete kullanmıştı. Evet, ben siyah örtü kullananları cesaretli buluyorum. Aynı zamanda porselen takımı, çatal kaşıkları, bardağı bence gayet uyumlu ve şıktı. Kendisine misafirperverliği için de çok teşekkür ediyorum. Yuvasında mutluluklar diliyorum güzel gelinime. Benim de puanımı Cuma günü arkadaşlarına büyük finalde öğreneceksin. Evet, her şey için teşekkür ediyoruz bir tanem. Ellerine, kollarına sağlık. Rica ederim aslında. Yuvan da çok mutlu ol inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Hanımlar, sizlere de teşekkürler ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, aslında bugün programımızın sonuna geldik. Ne çabuk geçti değil mi? Evet, çabuk geçti. Evet, yarın sendeyiz Şermin'cim. İstanbul'un neresindesin? Bağcılar. Bağcılar'dayız. Evet. Güzel bir gün bizi bekliyor olacak inşallah. İnşallah, göreceğiz bakalım. Bakalım, merak ediyoruz. Bakalım, gelince göreceğiz. Peki. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizin ekranınız Show TV'de. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın. Hayırlı iftarlar diliyoruz.